right next to West Antarctica is another heat anomaly area. Oceanographers from Germany have found it in the Weddell Sea off the coast of West Antarctica at a depth of more than 2,000 meters. The water has warmed up. Batı Antarktika'nın hemen yanında başka bir anomali sı bölgesi bulunmaktadır. Almanya'dan okyanus bilimciler Batı Antarktika açıklarında ve Weddell Denizi'nde suyun 2000 metreden daha derinde yüzeydekinden 5 kat daha hızlı ısındığını tespit etti. Oysa 700 metrenin üstünde neredeyse hiç ısınmadı. Bu da ısınmanın aşağıdan yer altından geldiğini gösteren başka bir gerçek. Sağdaki grafikte 1995 yılından bu yana sıcaklığın nasıl önemli ölçüde arttığını görebilirsiniz. Antarktika Denizi'nin buzlu sularını ısınmak için ne kadar ısı gerektiğini hayal edin. Weddell Denizi'nin her tarafı şu anda anormal faaliyet gösteren volkanik yapılarla sınırlandı. Ve Bransfield Boğazı'ndaki bölge şu anda dünyada sismik açıdan en aktif bölge. Bakın haritada kırmızı okla işaretlenmiş. Weddell Denizi'nin de Batı Antarktika'nın geri kalanı gibi 1985'ten bu yana mağma kabarması nedeniyle ısındığını ve buna depremlerdeki aşırı artışın eşlik ettiğini görebilirsiniz. İnsanoğlunun okyanus tabanındaki dağısı Antarktika'daki sismik aktiviteyi etkilemesinin mümkün olmadığı aklı başında her insan için açık. Şaşıracaksınız ama benzer süreçler şu anda Grönland'ın merkezinde de yaşanıyor. Grönland'ın altındaki ısı akışındaki artış nereden kaynaklanıyor? And this is also due to the magma ascent, which is accompanied by an extreme increase in the number of earthquakes. Any sane person would understand that humans cannot influence seismic activity at the bottom of the ocean in any way, all the more so in Antarctica. Şaşıracaksınız ama benzer süreçler şu anda Grönland'ın merkezinde de yaşanıyor. Peki, Grönland'ın altındaki ısı akışındaki artış nereden kaynaklanıyor? Şimdi videoya bakalım. Equally intense ice melting is also taking place on another part of the planet, in Greenland. Research conducted in October 2020 showed that Greenland's ice is now melting. Gezegenin başka bir bölgesinde, Grönland'da da aynı yoğunlukta buz erimesi yaşanıyor. Ekim 2020'de yapılan araştırmalar, Grönland buzlarının son 12 bin yılda hiç olmadığı kadar hızlı eridiğini gösterdi. Sadece 2019 yılında Grönland'ın buz tabakası 600 milyar ton ile şimdiye kadar ölçülen en fazla buzu kaybetti. Ayrıca 1,5 kilometre kalınlığındaki buzulun yüzeyinin altında devasa göllerin oluşması da şaşırtıcıdır. Grönland'da 6 düzine buzul altı gölünün var olduğu bilinmektedir. Etraflarını saran buzun sıcaklığı -28 santigrat derecedir ama bu göller donmuyor. Neden? Bu soruya yanıt aramak için birçok bilim insanı araştırma ekibinde yer aldı. Grönland'ın yanı sıra Antarktika'nın altında da bir manto bacası olduğunu keşfettiler. Derinliklerinden gelen jeotermal akışlar buzul altı göllerinin oluşumundan ve buzulların erimesinden sorumludur. Profesör Ralph von Froese liderliğindeki ABD'li bilim insanlarından oluşan bir ekip, yerçekimi araştırmalarını kullanarak Grönland'ın kabuğunun kalınlığını tahmin etti. Buzullar kabuğun daha ince olduğu ve yükselen bir manto bacası nedeniyle jeotermal akışın arttığı adanın kuzey kesiminde aktif olarak erimektedir. Schmidt Yer Fiziği Enstitüsü'ndeki disiplinler arası ekipten bilim insanları sismik tomografi verilerini kullanarak mağmanın çekirdeğin merkezinden Grönland'ın merkezinin hemen altındaki dünya yüzeyine doğru aktığını gördüler. Burası en fazla sayıda buzul altı gölünün bulunduğu yerdir. Bilim insanları belirli bir mağma odasına karşılık gelen teorik ısı akışını hesapladı ve bu ısının buzulun tabanını erime noktasına kadar ısıtmak için yeterli olduğunu buldu. Aynı sonuçlar makine öğrenimi teknolojisinin kullanıldığı benzer çalışmalarla da doğrulandı. Şimdi
Grönland'daki erimenin artmasının da magma odasındaki magma artışından kaynaklandığını biliyorsunuz. Antarktika ve Grönland buzulları 1995'ten bu yana aşağıdan erimeye başladı. Ve bu son 12 bin yılda hiç olmadığı kadar hızlı gerçekleşiyor. Bu da 12 bin yıllık süre içinde magmada bu kadar büyük bir artış olmadığını göstermektedir. Ama ortaya çıktığı üzere sadece bu 12 bin yıllık dönem bile büyük bir fark yaratıyor. Daha sonra magma kaynaklarındaki magmanın neden bu kadar garip davranmaya başladığını, bunun insanlığı neyle tehdit ettiğini ve ne zaman gerçekleşeceğini öğreneceksiniz.